Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi geldik değişken değiştirme yöntemine. Arkadaşlar bu yöntemdeki olayımız şu. Şimdi integrale bakıyorsun. İntegralin içerisinde çarpım veya bölüm durumunda bir integrali almamızı istiyor bizden. Çarpım durumunda da olabilir, bölüm durumunda da rasyonel bir integral de olabilir kardeşim. Ve bakıyorsun ki hani çarpma işlemini de yapamıyorsun, bölme işlemini de yapamıyorsun. Veya işte çarpanlara ayırmadan faydalanmak istiyorsun ama yapamıyorsun. Ya da işte çarpım durumunda iki ifade varsa böyle iç içe dağıtma özelliğini kullanamıyorsun diyelim. Çok büyük sayılar geliyor falan. İşte bu durumda biz değişken değiştirme yöntemine başvuruyoruz arkadaşlarım. Ve integrali, o karışık olan integrali daha basit bir hale indiriyoruz. Yeni oluşan integral daha basit bir integral olduğu için daha kolay bir şekilde integralini almaya çalışıyoruz. Şimdi burada değişken değiştirmede olayınız şu. Bir ifadeye u diyeceğiz. U değişkenini değiştireceğiz. U harfini vereceğiz. Dolayısıyla türevini bulup türevine de du diyeceğiz dostlarım. Yani mesela ben burada çarpım durumunda göstermişim. Bakın burada çarpım durumunda f ile f'in türevinin çarpımı var. Sen şuna dikkat edeceksin. İntegral içerisinde öyle bir ifade olacak ki türevi de bunun içinde olacak, integralin içerisinde. İlla direkt net türevi olmak zorunda değil bu arada. Türevinin yarısı olabilir, türevinin 3'e bölünmüş hali, ne bileyim 5'e bölünmüş hali gibi. Türevinin belli bir orandaki ifadesi olabilir ya da türevinin 2 katı, 3 katı, 4 katı gibi, 5 katı gibi herhangi bir katı da olabilir. Direkt net türevi olacak diye ısrarım yok kardeşim. İşte böyle bir integralle karşılaştığında çarpım durumunda veya bölüm durumundaysa sen hemen fx'e u diyeceksin. Fx'e u diyeceğiz. Ve burada her iki tarafın türevini aldığınızda bakın f'in türevi dx gelir. U'nun türevi de du'dur. Demek ki f'in türevi çarpı dx'e du diyecekmişim diyorum. Buna da u diyerek başlamıştım. O halde integral u çarpı du şeklini alır. Tabii ki artık bunun integralini almak da çok basittir. U kare bölü 2'dir değil mi? Artı c. Şimdi tabii ki bunu şu anda direkt net olarak anlamamış olabilirsiniz arkadaşlarım. Asıl mevzuyu soru çözümünde çok iyi öğreneceksiniz. Şimdi birazdan soru çözümlerine geçince daha net anlaşılacak arkadaşlarım. Gelin şurada hemen birinci örneğimize bakalım. Şimdi birinci örneğimizde kafanız hiç karışmasın arkadaşlar. Bakın çarpım durumunda iki ifade var. Ben bu çarpımı istersem şu x'i içeriye dağıtarak yapabilirim. Ve hiç değişken değiştirmeye gerek kalmaz. Ama ben sırf bilerek koydum ki hani değişken değiştirmeyi daha net anlayın, öğrenin diye değişken değiştirme yöntemiyle çözmeye çalışacağım bu soruyu. Ama illa değişken değiştirmenize gerek yok. Çünkü burada çarpım durumunda iki ifade var. Ve bunları çarpması çok kolay. Yani ne olur çarparsam x küp artı 3x olur. Ve ben x küp artı 3x'in integralini çok basit bir şekilde alırım. X üzeri 4 bölü 4 çarpı artı 3 çarpı x üzeri 2 bölü 2 şeklinde basit bir şekilde alabilirim. Ama ne diyorum? Değişken değiştirmeyi daha net öğrenin diye biz önce değişken değiştirmeyle çözmeye çalışalım. Şimdi burada neye u diyeceğiz? Canım benim, eğer neye u diyeceğini çok net algılayamadıysan kuvvetin büyük olduğu, bakın bunun derecesi 2, bunun derecesi 1. Hangisinin derecesi daha büyükse sen ona u diyeceksin. Yani ben burada x kare artı 3x'e u diyerek başlıyorum. X kare artı 3x yok pardon, sadece 3 eşittir u. Şimdi hemen her iki tarafın türevini alıyorum. Buranın türevi 2x'tir, yanına dx yazıyorum. U'nun türevi de du'dur. İşte bakın 2x dx de du olacakmış. Ya hocam integralin çarpanlarından biri x dx'ti. 2x değildi ki. O halde hemen burayı 2'ye bölelim. X dx yerine ne yazacağım ben? Du bölü 2. Bakın fonksiyon bu. Türevi 2x'ti ama türevi yok burada. Türevinin yarısı vardı. O yüzden ben hiç korkmadım. Türevinin yarısını da bulmuş olduk zaten. Peki. Şimdi gelin bunları integralde yerine yazalım. İntegral içerisinde. Şimdi biz şuraya u demiştik. U çarpı x ile de dx'in çarpımına du bölü 2 dedik. Du
bölü 2. Hatta ben bu bölü 2'yi 1 bölü 2 diye integralimin başına alayım. İçeride de u, du kaldı. Bakın ne kadar basit bir integral kaldı içeride arkadaşlar. Hemen şimdi gerisini yapıyoruz. U'nun integrali, şu 1 bölü 2'yi yazalım. U karedir, bölü 2'dir arkadaşlarım. Bir de artı c var. Yani bir satır daha düzenleyelim. Şöyle oldu. U kare, bölü 4, artı c. U'yu da artık getirip yerine yazabiliriz. Şıklarda nasıl olacak? X'li ifadeler olacak tabii ki şıklarda. U yerine x kare artı 3 yazıyorum. Bir de karesi var. Bölü 4. Artı c dedim arkadaşlarım. İşte bu integralimin sonucu budur. Geldik buna. Şimdi burada da bakıyoruz. 2x'li bir ifade var. 2x artı 1. Şimdi hemen 2x artı 1'e biz bir u diyelim. Her iki tarafın türevini alalım. 2 kalır buranın türevi. Dx yazdım. U'nun türevi de du'dur. Yani 2 çarpı dx'e du diyecekmişiz dostlarım. E hocam burada sadece dx var. Yani 1 çarpı dx var. O halde hemen dx'i yalnız bırakalım. Du bölü 2 olur dostlarım. Şimdi gelin integrali hadi bir düzenleyelim. İntegral. Şimdi dx yerine ne yazıyorum? Du bölü 2. Bölü 2x artı 1 yerine de u yazıyorum. Bir de karesi var u kare. Şimdi bunu bir satır daha düzenleyelim. Şimdi şu 1 bölü 2'yi başa alabilirim. 1 bölü 2 diye. Şu u kareyi de yukarıya çıkartalım. U üzeri eksi 2 diye çıkartalım. Yanında da du var. Bakınız bu integrali alması çocuk oyuncağıdır artık bizim için. Hemen alalım. 1 bölü 2. Şimdi u üzeri eksi 2'nin integrali neydi? Kuvveti 1 arttırıyorum. U üzeri eksi 1 oluyor. Bölü eksi 1. Artı c. Biraz daha düzenleyelim. Şu eksi 1'i buraya çarpım durumunda verelim. Eksi 1 bölü 2 olsun. U üzeri eksi 1 demek de 1 bölü u demektir. Artı c. Ve u'yu da yerine yazıyorum şimdi dostlarım. Eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü u yerine ne yazıyorduk? 2x artı 1. Artı c. İstersen bir satır daha düzenleyebilirsin. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1'dir. 2'yi de burayı çarpalım. 4x artı 2 artı c olsun. Evet, sorumuzun cevabı buymuş dostlar. Evet, iki örnekle biraz ısındık. Tabii şimdi gelelim biraz da güzel sorular çözmeye. Şimdi bakınız burada bir f var, bir de f'in türevi var. Biz ne demiştik? Direkt fonksiyona u diyeceğiz. Türevi de du gelecek. O halde ben burada fx'e u diyorum. Her iki tarafın türevini alırsak dostlarım, f'in türevinde x dx eşittir du geldi. Şimdi bunu da integralde yerine yazalım hemen. İntegral içerisinde. Şimdi fx yerine u yazacaktım. O halde u'nun karesi olur burası. Çarpı f'in türevi çarpı dx'e de du diyecektik. Hemen bunu da toparlıyorum. İntegralini alırsam u küp bölü 3 artı c gelir. U yerine de hemen f yazalım. F'in küpünde x'miş bu. Bölü 3 artı c geldi dostlarım. Evet, diğer sorumuz neredeyse tıpatıp aynısı değil mi dostlar? Sadece kare yerine küp gelmiş burada. Biz yine aynı şeyi yapalım. Hemen fx'e u diyelim. F'in türevi x çarpı dx eşittir du oldu. Getirip yerine yazıyorum şimdi. İntegral içerisinde burası u küp olur. Şurası da du olur. Şurası du, burası da u küp geldi. Hemen İntegrali de alalım. U üzeri 4 bölü 4 artı c. U'yu da yerine yazarsak f'di, fx'di. F'in dördüncü kuvveti bölü 4 artı c geldi sorumun cevabı. Evet, aynı sorudan bir tane daha sormuşuz. Burada da bölülüsü var dostlarım. Şimdi biz tabii ki f'e u diyeceğiz. Türevi gelecek. Hemen fx'e u dersek f'in türevinde x çarpı dx eşittir du. Getirip yerine yazıyorum şimdi. İntegral
f'in türevi ile dx'in çarpımı du'ymuş. Bölü f'in karesinde x var, yani u'nun karesi var. Bunu bir satırda şöyle yazabilirim ben diyorum. U'nun karesini yukarıya alırsam u üzeri eksi 2 gelir çarpı du. Şimdi u üzeri eksi 2'nin integrali. Kuvveti 1 arttırıyorum. Eksi 2'ye 1 eklersem eksi 1 bölü aynı kuvveti aşağıya yazıyorduk. Artı c. Şimdi u üzeri eksi 1 demek 1 bölü u demektir. Bir de eksi 1'imiz var. O eksi 1'i de başa verelim. Artı c. İşte sorunun cevabı bu. Tabii ki şimdi sen hemen bir de ne yapacaksın kardeşim? Getirip u gördüğün yere fx yazacaksın. U gördüğümüz yere de fx yazarsak eksi 1 bölü fx artı c geldi diyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuzdayız arkadaşlarım. Bakın burada şu daha büyük kuvvet oldu. Ve bakın bunları çarpması zordur değil mi dostlarım? Çarpım var burada. Hani içeriye dağıtmam zor olacak. Ha senin gözün yiyorsa önce buranın karesini alıp sonra da bununla çarpıp yapacağım diyorsan o da ayrı. Tabii ki yapabilirsin. Ama benim için uzun işlemdir bu. Hepimiz aynı sebepten matematikçi olduk arkadaşlarım. Tembeliz sonuçta. Tembel adam işidir bu. Ben öyle uzun uzun yapamam. Şimdi şu büyük kuvveti olana u diyorum. Hemen alalım. X kare artı x artı 1'e biz u dedik. Bu durumda türevini alırsam her bu tarafın 2x artı 1 olur. Yanına dx yazılır. U'nun türevi de du. Şimdi hemen getirip yerine yazıyorum. Bakın şurası ne oldu? Du oldu. Şurası da u'ydu. Karesi var. O zaman integrali yeniden yazalım. U kare çarpı du. Hemen u küp bölü 3 artı c diyorum. U yerine de getirip hemen ne yazıyorum? X kare artı x artı 1 yazıyorum. X kare artı x artı 1 yazdım. Bunun küpüymüş. Bölü 3 artı c'ymiş dostlarım. Evet, geldik bu soruya. Beşinci sorumuz. Bakın burada üçlü terimin küpünü alacaksınız. Yani bu da öyle hemen alınacak kolay bir şey değil değil mi arkadaşlarım? Küpünü alması. O yüzden bunu mesela açacaksın, küpünü alacaksın. Sonra gideceksin bir de x eksi 2 ile çarpacaksın. Uzun iş. O yüzden değişken değiştirmeye başvuralım. Derecesi büyük olana u diyeceğiz. Demek ki x kare eksi 4x artı 3'e ben u diyeceğim. Türevini alırsam 2x eksi 4 dx eşittir du geldi. Bakın direkt 2x eksi 4 çarpı dx yok burada. Şuraya bakın. İki parantezini alalım bunu. X eksi 2 geliyor. Dx eşittir du. 2'ye bölelim. X eksi 2 dx kalıyor burada. Burada da du bölü 2 çıkıyor. Şimdi hemen getirip integralde yerine yazıyorum arkadaşlarım. İntegral. Şuraya u yazacaktım. U'nun küpü olur. Çarpı. Şurası da du bölü 2 oldu. Du yazdım. Bölü 2'yi de 1 bölü 2 diye başa attım. Şimdi bunun integralini alalım. 1 bölü 2 başta. U üzeri 4 bölü 4 artı c. Yani 1 bölü 8 oldu çarpı. U dediğimiz şeyin dördüncü kuvveti. Yani x kare eksi 4x artı 3'ün dördüncü kuvveti artı c. Sorunun cevabı bu. Evet, geldik altıncı sorumuza Goberler. Bakalım bu ne diyor. Burada da yukarıda 5. kuvvet var. O yüzden şu parantezin içine bir u diyelim biz. Kök x artı 3'e bir u dediğimizde hemen her iki tarafın türevini alıyorum. Şimdi kök x'in türevi şöyleydi. İçinin türevi bölü 2 tane kök x. Yanına dx yazdım çünkü 3'ün türevi 0. U'nun türevi de du. Peki şimdi bakalım neler oldu burası. Şu 2'yi de buraya çarpım durumunda atarsak şöyle olur mu arkadaşlar? Dx bölü kök x eşittir 2 du geldi ki bakın biz zaten integrali yeniden yazınca göreceksiniz. Şuraya u demiştik, u üzeri 5 geldi. Çarpı dx bölü kök x'e, dx bölü kök x'e de ne demişiz? 2 du. O zaman buraya 2 çarpı du yazıyorum. Sadece ikisini başa atabilirim diyorum. 2 çarpıyı başa attım. Bu integrali almak kolay.
2 var başta. U üzeri 6 bölü 6 artı C. Yani 2 ile de 6'yı sadeleştirelim. U üzeri 6 bölü 3 artı C. U'yu da yerine yazıyorum. Kök x artı 3'ün 6. kuvveti bölü 3 artı C geldi dostlar. Evet. İlk 6'yı gömdük. 7 numaralı sorudayız. Şimdi burada da dostlarım nereye U diyeceğiz? Ona bir dikkat edelim. Şimdi büyük olana U diyeceğiz değil mi? Yani şurada derecesi 10 olan var. O yüzden ben kök x eksi 1'e U diyerek başladım. Bu durumda türevini alırsam 1 bölü 2 kök x dx eşittir du gelir. Şu 2'den de kurtulalım. 2'yi de buraya çarpım durumunda atalım. 1 bölü kök x dx, hatta dx bölü kök x 2 du oldu dostlarım. Şimdi getirin integralde yerine yazın bakalım. Şimdi bir kere 1 var bölü, şunun yerine u yazacaktım. U üzeri 10 var. Çarpı, bakın şu dx ile kök x'in bölümü ne de, biz dx bölü kök x'e de 2 du diyecektik. Du'yu buraya, 2'yi de başa yazdım. Hadi bu integrali şöyle bir satır daha düzenleyelim. 2 var başta. U üstünde de, evet, 2'yi başa aldım. Bu u da yukarıya takla atarak çıkarttığım için eksi 10 oldu du. Düzenleyelim. 2 var. Burası u üstünde 1 arttırırsam eksi 9 bölü eksi 9 artı c geldi. Dostlar u'yu yerine de kök x eksi 1'i her türlü yazarsınız zaten. Çok uzatmıyorum ben. Geçiyorum bir sonraki 8. sorumuza. Evet. Burada da bakın kökün içinde büyük dereceli bir ifade var. Buna bir u diyelim biz. Yani x küp eksi 3x artı 1'e u dediğimizde, bu durumda türevini alıyorum. 3x kare eksi 3 dx eşittir du geliyor. Şurada x kare eksi 1 dx var. O zaman bunu da 3 parantezine alıp şöyle x kare dx yazsam, 3'ü de buraya bölü durumunda atarsam olayı halletmiş olur. Şimdi gelin hemen bunları da yerine yazalım. Burası kök içinde u yaptı. Yanında da şunun çarpımı var. Buraya da biz du bölü 3 demişiz. Du'yu yazalım. Bölü içi de 1 bölü 3 olarak başa atalım. Şimdi kök u'nun şöyle olduğunu biliyoruz. Bunu bir daha yazayım. 1 bölü 3. U üzeri 1 bölü 2 du demektir bu. Şimdi bir daha alıyorum, artık integrale alıyorum. 1 bölü 3 çarpı kuvveti 1 arttıracağım. U üzeri 1, 2 bölü 3 yok. 1 eklersem 2, 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 artı c. Biraz daha düzenleyelim. Şurada yapalım. 1 bölü 3 var. Burada da 3 bölü 2 ters çevrilip çarpılacak. 2 bölü 3 var. Çarpı u üstünde de 3 bölü 2 var dostlarım. U üstünde 3, kök içinde yazılır bu da. Artı c. Yani 2 bölü 9 kök içinde u. U'da biz ne demiştik? X küp eksi 3x artı 1 artı c. İşte sorunun cevabı bu. Geldik 9. sorumuza. Hemen buna bakalım. Burada da şu kökün içindeki x kare artı 4'e u diye. Eşittir u. İse 2x dx eşittir du geldi. Şimdi hemen yerine yazıyorum. İntegral küp kök içerisinde, şuraya u demiştim, u'nun karesi geliyor. Çarpı x dx, ben 2x dx'i biliyorum. X dx ne yapar? Du bölü 2 yapar. O halde du burada 1 bölü 2'yi de başa aldım. Bir daha düzgün yazalım bu integrali. 1 bölü 2 var. U üstünde 2 bölü 3 olur. Üstlü sayıya çevirdim. Du. Hadi alalım integrali. 1 bölü 2. Şimdi u üstünde buna 1 eklersem 5 bölü 3 yapar. Bölü 5 bölü 3 artı c. Bir daha düzenliyorum dostlarım. 1 bölü 2 var. Bu 3 bölü 5 olarak çarpım durumunda geldi. U üzeri 5 bölü 3. Yani u'nun 5. kuvveti küp kök içinde artı c.
U yerine yazarsınız her türlü. Orayı geçtim. Geldik 10. soruya. Dostlar burada da hemen şu küpü olduğu için F'de 2x'e U diyerek başlayalım. Bu durumda F'in türevi 2x, türevini alıyorum her iki tarafı. İçinin türevini unutmayın, çarpı 2 dx eşittir du olur. Şimdi getirip yerine yazacağım. İntegral. Şimdi şuraya u demiştim, u'nun küpü gelir. Ben 2 çarpı f'in türevinde 2x dx'e du demişim. 2'yi de buraya bölü olarak atarsak, bölü 2 geçse, f'in türevi çarpı dx'e, yani şuraya ne diyecekmişim? Du bölü 2. Du bölü 2. Çarpı bir de burada 16 var arkadaşlarım, unutmayalım. Hadi düzenleyelim bunu. 2 ile 16 gitti, 8 kaldı. 8'i de ben integral başına yazayım. Ne oldu? U üzeri 3 du. Alalım integrali. U üzeri 4 bölü 4 artı c. 8 ile de bu gitsin, 2 kalsın. Yani 2 tane u üzeri 4. U da neydi? F'de 2x'ti dostlarım. Artı c. Şuraya da 4. kuvveti olduğunu belirtelim. Evet, sorunun cevabı budur dedik. Geldik 11 numaralı sorumuza. Şimdi burada da arkadaşlarım olay gayet basit. X eksi 1'e u diyelim. X eksi 1 eşittir u ise her iki tarafın türevini alırsam direkt dx, 1 dx eşittir du olur. Getirip yerine yazıyorum. İntegral içerisinde u üstünde 2021, dx yerine de du yazıyorum. Artık bu integralde nasıl alacağımızı biliyoruz. Kuvveti 1 arttırıyorum. Aynısını aşağıya yazıyorum. Artı c. Sorunun cevabı bu. Yani aslında bunun yolu da şu arkadaşlarım. Eğer ki şu parantezin içinde x eksi 1, x artı 1 ya da şöyle diyelim. X artı veya eksi bir sayının kuvveti varsa dostlarım. Eğer ki parantezin içinde böyle bir şey var ve kuvveti de varsa, bunun integrali şudur. Normal sanki şu parantezin içi değil de x gibi düşünün bunu. Kuvvetini 1 arttırıyorsun, n artı 1. Aynısını aşağıya yazıyorsun, n artı 1 artı c. Burada da artık içeride ne varsa x artı eksi a diyelim buraya da. Ama burada x'in katsayısı 1 olmak şartıyla böyle yazıyorsun. Peki hocam, x'in katsayısı 1 değil de başka bir sayıysa ne yapacağız? Hemen arka sayfayı çevireceğiz. Burada da onu göreceğiz dostlarım. Bakın, x'in kuvvetine bakın burada. Ax artı b yazmışım. Ax, yani x'in katsayısı 1 değil başka bir sayıysa. Bu durumda da x'in katsayısını şuraya takla attırarak yazıyorum. 1 bölü a diyerek başa yazıyorum. Geri kalan aynısı. İçinin kuvvetini alıyorum 1 arttırarak, aynısını aşağıya yazıyorum. Şurada görelim şimdi, bakın. Şimdi x'in katsayısı 1 olmadığı için başa 1 bölü 2 diye x'in katsayısını çarpı yazıyorum. Sonra adamın kuvvetini 1 arttırıyorum. Bölü paydaya da aynısını yazıyorum, artı c. İşte integralin sonucu bu. Gelelim buna. Bakın x'in katsayısı 1 değil. O halde ne yapıyorum? 1 bölü 3 diye başa atıyorum, çarpı. Sonra 3x artı 2'nin 8. kuvveti bölü 8 diyorum arkadaşlarım. Artı c'yi de unutmuyorum. İşte mevzu bu kadar basit dostlar. Olayımız bu. Şimdi hemen alttaki soruya bakacağız. Alttaki soruda neredeyse aynısı arkadaşlarım. Sadece köklü bir ifade vermiş. Sen önce şu integrali şöyle yazacaksın değil mi? İntegral içerisinde x artı 2'nin 1 bölü 2. kuvveti dx. Ve geri kalan muhabbet aynı. Her şeyle aynı şekilde yapacağız dostlarım. Kuvveti 1 arttırıp paydaya yazacağız. Şimdi katsayımız 1 olduğu için 1 bölü 1 diye yazsam da olur ya da gerek yok yazmaya. X artı 2'nin 1 bölü 2'ye 1 ekliyorum. 2, 3 bölü 2. kuvveti bölü 3 bölü 2 artı c. Bu 3 bölü 2'yi de ters çevirip çarp çırp bir şeyler yap işte. Buna bakalım. Yine önce bu integrali şöyle bir yazalım. 7 eksi 5 x'in 1 bölü 3. kuvveti dx. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın x'in katsayısı eksi 5. Takla attırıp buraya yazıyorum. Eksi 1 bölü 5 diyorum. Çarpı. Sonra 7 eksi 5 x'in
kuvvetine 1 ekliyorum. 1 eklersem 3, 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3 artı C dedim dostlar. Evet, geldik buna. Bakalım burada ne var? Burada sadece x eksi 2 yok. Yanında çarpım durumunda bir şey var. O yüzden deminden beri yaptığım kuralı yapamam arkadaşlarım burada. Mecbur değişken değiştirmeye başvuracağım. Şimdi hemen x eksi 2'ye u diyelim. Bu durumda her iki tarafın türevini alırsam dx eşittir du olur. Yerine yazalım şimdi bunları da hemencecik. Yerine yerleştiriyorum. Buraya u yazarsam kök u gelir burası. Çarpı, ya hocam dx var burada. Tamam, dx yerine du yazacağım da x var burada. X yerine ne yazacağım? Bakın x'i buradan yalnız bırakın. Eksi 2'yi bu tarafa atarsanız x eşittir u artı 2 olur. Demek ki x yerine u artı 2 yazacaksın. Yanında bir de du geldi dostum. Şimdi tamamız herhalde. Hadi burayı birazcık düzenleyelim. İntegral u üzeri 1 bölü 2 yapar. Çarpı, şurası da u artı 2'dir. Du. Şimdi bunu da içeriye dağıtalım. İntegral u yüzünde 1 bölü 2 ile 1'in çarpımı, toplayacağız üstleri. 2, 3 bölü 2 yaptı. Artı bununla da bunun çarpımı 2 tane u üzeri 1 bölü 2 yaptı. Du. Şimdi integrali alalım. Kuvveti 1 arttırıp paydaya yazıyorum. 3 bölü 2'yi 1 arttırırsam 5 bölü 2 olur. Bölü 5 bölü 2. Artı 2 çarpı 1 bölü 2'yi 1 arttırırsam 3 bölü 2 olur. Bölü 3 bölü 2 artı C. İşte sorunun cevabı bu. Bunu da düzenlerseniz isterseniz hemen düzenleyelim. Şurası 5 bölü 2'yi takla attıracağım. 2 bölü 5 çarpı u yerine de x eksi 2 yazalım. X eksi 2'nin 5. kuvveti olur karekök içerisinde. Artı buna takla attıralım. 4 bölü 3 olur burası. Çarpı u dediğimiz yere x eksi 2 yazacağız. X eksi 2'nin küpü karekök içerisinde artı c. Geldik buna. Hemen şu kökün içindeki ifadeye u diyerek başlayalım. X kare eksi 2x artı 4'e u dedim dostlarım. Bu durumda türevini alırsam 2x eksi 2 dx eşittir du. Hatta iki parantezinde x eksi 1 dx eşittir du. 2'yi de buraya böl olarak attım 2'yi. Şimdi getirip yerine yazıyorum. İntegral x eksi 1 dx'e ne yazacakmışım? Du bölü 2. Du bölü 2'yi de 1 bölü 2 diye başa attım. Bölü kök içinde u oldu burası da. Kök u. Düzenleyelim bu integrali. 1 bölü 2. Kök u demek u üzeri 1 bölü 2 demek. Yukarıya alıyorum. U üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Du. Şimdi integrali alabilirim. 1 bölü 2 çarpı. Şimdi eksi 1 bölü 2'ye 1 eklersek ne oldu arkadaşlarım? Eksi 1 bölü 2'ye 1 ekledik. Bir ekleyemedim lan. Eksi 1 bölü 2'ye 1 ekleyelim. 2. 1 bölü 2 oldu. U üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 de burada paydaya yazıldı. Artı C. Düzenleyelim. 1 bölü 2. Şu paydadaki 1 bölü 2. 2 bölü 1 diye çarpıldı. Bu da U üzeri 1 bölü 2 demek. Kök U. Artı C. Şunlar gitti. Geriye bir tek kök U kaldı. Yani kök içinde x kare eksi 2x artı 4 bir de artı C kaldı arkadaşlarım. Sorunun cevabı buymuş. Ya bunlarda mesela, şimdi ben mesela şu 16. soruda x eksi 2'ye U dedim ya. Sen istersen kök içinde x eksi 2'nin kare köküne U kare de. Böyle de yapabilirsiniz dostlarım. Bazı hocalarımız da böyle çözüyor. Ama ben köklü ifadeye değil de kökün içine bir şey demeyi daha çok seviyorum. Ben de böyle çözüyorum arkadaşlar. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var misali. Herkes nasıl isterse öyle çözsün. Evet. Şimdi tamamsak buraya kadar. Ne kadar oldu? 29 dakika olmuş. Kaç soru vardı burada? 25 soru varmış mı? Başka devamı var mı? Yani sonra yeni nesil soru tipleri gösterecekmişiz birkaç tane de. Ya burada duralım arkadaşlarım. Ben çok yoruldum. Ağzım, dilim, damağım kurudu. Tam da 30 dakika oldu zaten. Burada duralım. Bir sonraki videoda da ikinci bölümü çekeriz.
Şimdilik durduk burada. Hadi öptüm hepinizi. Kendinize iyi bakın.